Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Arkadaşlar, hadi gidiyor muyuz? Evet. Parlak. Hadi nehir kenarına gidelim. Gelemem. Bugün Ruby'ye temizlik yapmaya yardım edeceğiz. Ne? Sen ve temizlik. Emin misin? Niye ki? Artık sen de sürekli şaklabanlık yapmak yerine güzel şeyler yapsan ya, nasıl olur? Hadi arkadaşlar, gidelim. Peki. Tanrım, nesi var bunun? En iyi arkadaş biziz. Birbirlerinin en iyi arkadaşı olan Sürat'le Parlak parkta oynar. İyi şuttun. Al bakalım Parlak. Yakalıyorum. Tamam. Gol! Süperdi. Biz tam birbirimize göreyiz. Aynen öyle. Rahat edeyim mi? Böyle alelacele nereye gidiyor? Okula geç kaldık. Hayır, okula geç kalacağım. Biz yetişiriz. Ne olardı şimdi? Sürat, Parlak. Size koridorda hız yapmanın tehlikeli olduğunu söylemedim mi? Hadi bakayım sınıfa. Pekala. Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Günaydın çocuklar. Günaydın. Neyse ki geç kalmadık. Aynen. Pekala, bugün yeni bir şarkı öğreneceğiz. Önce ben söyleyeyim, sonra da siz. Pekala. Mavi göğün yükseklerine. Mavi göğün yükseklerine. Yo, göklerde. Uçarız gideriz birlikte. Uçarız gideriz birlikte. Sürat, şaklabanlık yapmanın zamanı değil. Peki. Baştan hep beraber. 1, 2, 3. Mavi göğün yükseklerine. Uçarız bulutlar arasında, en parlak yıldızlara, çok güzel söylediniz. Aferin size çocuklar. Parlak, düşündüğüm kadar da haylaz bir öğrenci değilmiş. Ben mi? Bakıyorum hepinizin de rengi sarı. Belki de bu yüzden bu kadar uyumluydunuz. Evet, gerçekten. Ne kadar güzel. Öğretmenleri tarafından övülmek Parlak ve diğer sarı öğrencileri çok mutlu eder. Biz gerçekten birbirimizle çok uyumluyuz. Aynen. Hayret, nasıl daha önce fark etmemişiz? Birlikte takılmak ister misiniz peki? Sadece biz sarı arkadaşlar mı? Çok iyi olur. Parlak! Hadi parka gidip oynayalım. Kusura bakma. Bugün sarı arkadaşlarımla oynayacağım. Ne? Seninle başka zaman oynarım. Hadi gidelim. Tamam. Sarı arkadaş mı? Demek artık ayrı gayrı. Vay canına. Ne kadar güzel bir yol. Değil mi? Bence dünyanın en güzel çiçekleri sarı çiçeklerdir. Aynen. Sarı kelebekler de en güzeli. Çocukların formaları da sarıymış. Beni izleyin çocuklar. Peki. Dünyadaki bütün güzel şeyler sarı. Aynen öyle. Parlak da hem hızlı hem havalı hem de sarıdır. Sevimli küçük otobüs Lani de sarıdır. Çalışkan Toto da sarıdır. Temiz kalpli Ruby de sarıdır. Dünyanın en güzel rengi sarıdır. O günden sonra sarı araçlar çok yakın arkadaş olmuşlardır. Çocuklar, kaydıraktan kayalım mı? Evet, kayalım. Ne kadar komik. Çok komik. Yeşil renk elde etmek için mavi renkle hangi rengi karıştırmalıyız? Sarıyı. Çok doğru. Aferin size. Olamaz. Arkadaşlar, hadi gidiyor muyuz? Evet.
Parlak! Hadi nehir kenarına gidelim. Gelemem. Bugün Ruby'ye temizlik yapmaya yardım edeceğiz. Ne? Sen ve temizlik. Emin misin? Niye ki? Artık sen de sürekli şaklabanlık yapmak yerine güzel şeyler yapsan ya, nasıl olur? Hadi arkadaşlar gidelim. Peki. Tanrım, nesi var bunun? Küçük otobüs Tayo. Parlak çok kötü. Haftanın her günü sarı arkadaşlarıyla oynuyor artık. Artık önemi yok. Tek başıma oynayarak da gayet iyi eğlenebilirim. Tanrım. Tek başına oynamak çok yorucuymuş. Parlak olsaydı daha çok eğlenirdik. Uçurtma mı onlar? Çok güzeller. Nereden uçuruyorlar acaba? Hadi alın bakayım. Teşekkür ederim. Affedersiniz. Bana bir uçurtma yapar mısınız? Pekala. Nasıl bir uçurtma istersin? Üstüne resim yapabiliyor musunuz? Aradan bir gün geçer. Selam Parlak. Merhaba Sürat. Yarın benimle nehir kenarına gelir misin? Çok enteresan bir şey buldum. Çok enteresan bir şey mi? Evet. Çok hoşuna gidecek. Geliyor musun? Geliyorum. Yarın nehir kenarında buluşalım. Gerçekten mi? Bak söz verdin. Tamam. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz. Uzun bir aradan sonra tekrar Parlak'la oynayacağım. Arkadaşlar. Parlak. Merhaba. Çok iyi haberlerim var. Öyle mi? Nedir? Evet. Yarın hep birlikte feribota bineceğiz. Vay canına. Gerçekten mi? Evet. Biletleri Lani aldı. Geliyorsun değil mi Parlak? Tabii ki. Geliyorum. Hay aksi. Parlak evet. Sürat'e verdiği sözü unutmuş olmalı. Pekala. O halde yarın iskelede buluşalım. Tamam. Ertesi gün Sürat Parlak'ı nehir kenarında bekler. Parlak bunları görünce kim bilir ne kadar şaşıracak. Sabırsızlanıyorum. Bir an önce gelse de uçursak. Vay canına. Daha önce hiç feribota binmemiştim. Hadi binelim mi arkadaşlar? Binelim. Evet. Nerede kaldı bu Parlak ya? Parlak, neredesin? Vay be! Çok iyiymiş ya! Temiz hava ne kadar da iyi geldi. Evet, bana da. Lani sağ olsun. Ben de sizlerle beraber burada olmaktan çok mutluyum. En iyi arkadaşlar, sarı arkadaşlar! Aynen öyle. Peki ama neden rahat değilim? Bir şey mi unuttum acaba? Neden gelmiyor bu Parlak? Nerede bu? Git başımdan. Şu an seninle oynayacak durumda değilim. Hayır. Bu uçurtmalar senin için değil. Ne? Laftan anlamıyor musun? Hayır olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? İşte geldik. Ben çok eğlendim. Yakında bir daha binelim. Ben de çok eğlendim. Şimdi ne yapalım? Nereye gidelim? Bu da ne? Bunlar... Uçurtma. Üstünde süratle parlayan resimleri var. Nereden geldi bunlar? Çok enteresan bir şey buldum. Çok beğeneceksin. Bak söz verdin. Evet verdim. Sürat.
Sürat! 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 Ey Sürat! Geç kaldım değil mi? Sana inanamıyorum. Ha? Nerede kaldın ya? Sürat! Gitmemişsin. Geciktiğim için üzgünüm. Ne demezsin. Her zaman olduğu gibi. Açıkçası nasıl söylesem bugünkü programımızı unutmuşum. Ben Sarı arkadaşlarla feribota bindim. Ne? Çok özür dilerim. Tanrım. Kaportan parlak ama aklın pek parlak değil. Çok unutkansın. Yani bana darılmadın mı? Hayır. Ama sana göstermek istediğim enteresan şeyi kaybettim. Acaba kaybettiğin şeyler bunlar mı? Wow! Nerede buldun bunları? Hiçbir yerde. Aslında onlar beni buldu. Gerçekten mi? Biz en iyi arkadaş olmak için yaratılmışız. Evet, evet. Tabii ki. Oh, anlat bakalım Parlak. Feribota binmek nasıldı? Güzeldi. Ama seninle oynamak daha da güzel. Ha? Gerçekten mi? Son zamanlarda hep sarı arkadaşlarınla oynadın ama. Onlarla da oynamayı seviyorum aslında. Bir dahaki sefere hep birlikte oynayalım. Peki, tamam. Korku dolu bir gece. İnşaat ekibi eski bir fabrika binasının önünde toplanmıştı. Demek yeni projemiz bu, öyle mi? Ürkütücü bir hali var. Neden bu işi gece yapmamız gerekiyor? Seçeneğimiz yok. Gündüz çocuklar sınıflarındayken inşaat çalışması yapamayız, öyle değil mi? Pekala, hadi başlayalım. Tamam. O neydi? Ne oldu Poco? Eski bir lastiğe benziyor. Hayır olamaz. Neden? Ne oldu? Bu hayalet kamyonun kayıp lastiği. Olabilir. Çok ürkütücü. Hayalet kamyonu mu? Evet. Bir zamanlar bu binada bir kaza olmuş. O zamandan beri her gece gelip burada kaybolan lastiğini arıyormuş. Ya bu hayalet kamyonun kayıp lastiği ise? Hadi canım. Hayalet diye bir şey yoktur ki. Doğru söylüyor. Evet, hadi işimize devam edelim bence. Evet. Pekala. Neydi o? Yoksa o hayalet kamyon mu? Hayır, bu imkansız. Bunların hepsi söylenti. Gerçekten hayalet kamyon olabilir mi? Olamaz. Hepinizi onarmak çok uzun zaman alabilir. Çabuk bitirmek için elimden geleni yapmaya çalışırım. Ama yine de yarından önce bitmez. İşim bitene kadar burada benim yanımda kalmanız gerekiyor. Tamam. Hepinize birden ne oldu böyle? İnanmayacaksın. Ama dün gece hayalet kamyonu gördüm. Ne? Hayalet mi? Hayaleti mi gördünüz? Merhaba çocuklar. Söylediklerinizde ciddi misiniz? O kamyonu mu gördünüz? Evet. Korkunç sesler çıkardı ve bahçedeki kutuları devirdi. Korkudan ne yapacağımızı bilemedik. Ay, çok korkardım. Olamaz. Yani bu yüzden mi yaralandınız? Biraz daha anlatın lütfen. Hadi bakalım çocuklar. İşe gecikiyorsunuz. Tamam. Ama döndüğümüz zaman bize her şeyi anlatın, tamam mı? Tamam. Ne kadar korkunç olabilir ki? O kadar da korkunç değil. Korkak tavşan. Ne? Aslına bakarsan ben hiç korkmadım. Ama az önce korktuğunu söyledin. Hayır, söylemedim.
Hatta bunu sana ispatlayacağım. Ha, oraya gidelim mi? Evet. Ha? İnşaat alanına gidelim ve kimin daha korkak olduğunu görelim. Var mısın? Tamam. Ben korkmam ki. O zaman bu gece yarısından sonra gidiyoruz. Tamam. Umarım başlarına kötü bir şey gelmez. Çok korkunç görünüyor. Ama Rogi'nin önünde korktuğumu belli edemem. Gerçekten de ürkütücü bir yer. Ama korktuğumu belli etmek istemiyorum. Hadi içeri girelim. Tamam. Ha? Tayo ve Rogi. Ne yapıyor bunlar burada? Dur şunları bir korkutayım. Çocuklar, çocuklar! Kaçamam! Ah olamaz, gittiler. Gerçekten mi? Evet, gerçekten orada hayalet vardı. Ve çok korkunçtu. Şükürler olsun ki zamanında kaçabildik. Ama siz bizim kadar ucuz atlatamayabilirsiniz. Çok korkunç. Ha? Merhaba çocuklar. Sürat Bey. Ne işin var burada? Özür dilemek için geldim. Dün gece sizi korkutan bendim. Özür dilerim. Ne? O kadar hızlı kaçtınız ki size söyleme fırsatı bulamadım. Sizi ardınıza bakmadan kaçıran hayalet değil, süratliydi öyle mi? Size gidip korkak tavşanlar. Ne? Korkak tavşan mı? Hadi Tony, işimize gidelim. Tamam. Sonra görüşürüz. He? Bizimle alay ediyorlar, gördün mü? Bak ne diyeceğim. İnşaat sahasına bu gece de gidelim, tamam mı? Tamam. Cesur olduğumuzu gösterelim. Evet. Artık hepiniz işbaşı yapabilirsiniz. Sahi mi? Şimdi rahat rahat inşaat alanına gidebilirsiniz. İnşaat alanına mı? Ama Hena, ben kendimi pek iyi hissetmiyorum. Galiba ben de tam olarak iyileşemedim böyle. Oraya gitmeye hazır olduğumu sanmıyorum. Burada biraz daha dinlenebilir miyiz? Pekala, madem kendinizi hazır hissetmiyorsunuz. Teşekkür ederiz Hena. Küçük otobüs Tayo. Ben korkak tavşan falan değilim. Onlara göstereceğim. Bu gece korkmadan o inşaat alanına gideceğim. Durağa geldik. Affedersiniz. Bu küçük kediyi gördünüz mü? Kedi mi? Hayır sanmıyorum. Öyle mi? O şirin kedi senin miydi? Evet, adı Titi. Yıllardır ailemizin bir parçası gibiydi. Ama geçen gün yakınlardaki bir parkta onu kaybettim. Olamaz, yazık olmuş. Ama merak etme, eminim yakında onu bulursun. Bir yerde görürsem gelip sana haber veririm. Çok teşekkür ederim. Ve 3 numaralı oyuncu ayağa kalkıyor. Bravo. Çok hızlı koşuyor. Ben onların hasta olduğunu sanıyordum. Evet, ben de öyle duymuştum. Onu kendimi hiç hissetmiyorum. Üç numaralı oyuncuya bir şey oldu. Duyduğuma göre o kamyonu görmekten korktukları için işe dönemiyorlarmış. Demek hepsi korkak tavşan. Ve üç numaralı oyuncu yere düşüyor. Neler oluyor acaba Nesiba? Sanırım bizi duydular. Hadi gidelim. Ve 3 numaralı oyuncu yerde yatmaya devam ediyor. Yazık, oyun dışı kaldı. Çocuklar, herkesin alay konusu olduk. Ayrıca işi daha fazla erteleyemeyiz. Ama ya kamyon hala oradaysa? Evet. O gece Tayo ve Rogi bir kez daha inşaat alanına gitti. Bu defa kesin başaracağız. Bundan eminim Rogi. Evet, bizimle alay edenlere göstereceğiz. Gidelim. Tamam. Çok korkuyorum. Ben de öyle ama biraz daha gitsek iyi olur. Tamam. Onun burada olduğunu sanmıyorum. Belki bizi görünce korkup kaçmıştır. Belki. Ne
neydi o? Olamaz. Orada bir şey olmalı. Poco! Ama sizin burada ne işiniz var? Çocukların geç saatte buraya girmesi tehlikelidir. Özür dileriz. Peki siz tamamen iyileştiniz mi? Elbette. Kendimizi harika hissediyoruz. Buna sevindim. Aslında dördümüz de daha önce iyileşmiştik. Buraya geri dönmeye korkuyorduk. Öyle mi? Evet, gerçekten öyle. Ama şu anda çok iyiyiz. Sonuçta işimizi yapmak zorundayız. Hepiniz çok cesursunuz. Yine o korkunç ses. Nereden geliyor acaba? Sanki şuradan geliyor. Minik kedi yavruları varmış. Ne? Yani duyduğumuz sesler... Bu kediciklerin sesi miydi? Ama ya yere düşen kutular? Kutuları onlar düşürmüş olamaz. Sanırım bu... Yavruların annesi. Demek ki anne kedi yavrularını korumak için o patırtıları yaptı. Yani burada hayalet kamyon falan yok. Bu tıpkı ilandaki Titi. Titi. Neredeydin sen? O kadar endişelendim ki. Seni çok özledim. Bir dakika, sana bir hediyemiz var. Hediye mi? bunlar. Evet, onlar Titi'nin sevimli yavruları. Çok şirinler değil mi? Evet. Teşekkür ederim Tayo. Hiç mühim değil. Ama aslında yavru kedileri bulan cesur inşaat ekibiydi. Değil mi? Cesur demeyelim ama... Onları bizim bulduğumuz doğru. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Bir şey değil küçük kız. Kedi Titi sağ salim sahibine teslim edildi. Tayo, artık bu tür hikayelere inanmayacaksın değil mi? Lenin'in izin günü. Otobüs garajında yepyeni bir gün. Lenny her zamankinden daha erken uyanıyor. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Lenny. Gani, ben mi uyandırdım seni? Neden işe bu kadar erken gidiyorsun? Aslında bugün benim izin günüm. O yüzden şehir dışına çıkıp kır gezisi yapmayı planlıyorum. Kır gezisi mi? Bu harika. Neyse, ben artık gideyim. İyi eğlenceler. Onun yerinde olmak isterdim. Uyanın çocuklar. Sabah oldu. Günaydın. Günaydın. Lenny nerede? Gitti. Bugün izin günü olduğu için erkenden kalkıp kır gezisine çıktı. Gideli çok oldu mu? Peki nereye gitti? Bilmiyorum. Yeşili bol olan bir yere. Nereye gittiğini merak ettim. Ben de merak ettim. Keşke biz de gidebilseydik. Herhalde çok uzun sürmez. Bu anaokulu otobüsü. Affedersin, bir sorun mu var? Sanırım motorumda bir arıza var. Hareket edemiyorum. Ne yapsam acaba? Çocukları pikniğe götürüyordum. Ne var, ne oldu? Hareket edemiyorum. Acaba ne yapabiliriz? Yani şimdi pikniğe gidemeyecek miyiz? Evet. Hayır, olamaz. Tamam, bir dakika izin verin çocuklar. Çocuklar gidemezse büyük hayal kırıklığı yaşar. Acaba onları ben mi götürsem?
yapamam. Kır gezisine başka zamanda çıkabilirim. Bugün çocukları pikniğe götüreyim. Affedersiniz. Çocukları pikniğe ben götürebilirim. Sen mi? Ama senin çalışman gerekmiyor mu? Aslında bugün benim izin günüm. Ama izin gününde eğlenmek istemiyor musun? Önemli değil. Gördüğüm kadarıyla çocuklar için bu çok özel bir gün. Peki, senin için sakıncası yoksa? Tabii ki yok. Çocuklar. Ha? Evet öğretmenim. Korkarım küçük otobüsümüz şu an biraz hasta. O yüzden bizi pikniğe Kindi'nin yanındaki diğer küçük otobüs götürecek. Aa, bu harika. Gerçekten ya. Ben pikniğe girebilecek miyim? Evet. Hadi gidip binin. Yaşasın. Yaşasın. Merhaba çocuklar. Benim adım Leni. Merhaba Leni. Dikkat edin. Acele etmeyin çocuklar. Teşekkür ederim Leni. Önemli değil. Pekala gidiyoruz. Teşekkürler. İyi yolculuklar. Ah, bu yolda trafik her zaman sıkışık oluyor. Merhaba Tayo. Merhaba Toti. Arızalı otobüsü tamir atölyesine götürüyor olmalı. Her neyse, Lenin'in nereye gittiğini merak ediyorum. Eminim şu anda çok güzel vakit geçiriyordur. Tayo, önüne bak lütfen. Hayır. Caddenin ortasında hayallere dalarsan böyle olur. Aklıma bir şey geldi de o yüzden düşünmeye daldım. Ama bu çok tehlikeli. Gani bazen yetişkinler gibi davranıyor. Pekala Tayo, sonra görüşürüz. Görüşürüz, güle güle. Ha? Bu Leni. Leni, merhaba. Merhaba Gani. Hala şehir içinde ne yapıyorsun? Kır gezisine gitmeyecek miydin? Ama önemli bir iş çıktı ve gezimi iptal ettim. Ne işi çıktı? Anaokulu otobüsü arızalanmış. O yüzden çocukları pikniğe ben götürüyorum. Gıdıklanıyorum. Çocuklar, otobüse resmi çizmeyin. Sen çok iyi bir otobüsün Leni. Ben yoluma gideyim. Görüşürüz. Yaşasın dondurma. Harika. Dondurma. Çocuklar sakin olun. Özür dilerim Leni. Rica etsem biraz kenara çeker misin? Tabii önemli değil. Bakar mısınız? Çocuklar dondurma almak istiyor. Rica etsem biraz durabilir misiniz? Elbette. Koşmayın çocuklar, düşebilirsiniz. Bu sanırım dondurmayı çok seviyorlar. Yavaş binin çocuklar, birer birer. Özür dilerim Leni. Olamaz. Önemli değil. Eminim yıkayınca geçer. Sonra sana bir tane daha alırım. Lütfen ağlama. Hadi otobüse bin. Küçük otobüs Tayo. Hoş geldiniz efendim. Leni şu an kırda çok eğleniyor olmalı. Neler yaptığını merak ediyorum. Rogi. Yolcuların seni bekliyor. Ne oldu? Bir sorun mu var? Daha doğru. Bir sorun mu var? Özür dilerim. Hemen hareket ediyorum. Rogi. Otobüs durağında hayal kurmak doğru bir şey değil. Özür dilerim. Bundan böyle çok daha dikkatli olacağım. Güzel. Her neyse, benim gitmem gerekiyor. Yani bazen yetişkin gibi davranıyor. Bak bir panda.
Aa, harika. Merhaba Panda. Panda'yı otobüse alabilir miyiz? Lütfen alalım. Ama çocuklar biz nereye gitmemiz gerekiyor? Tamam, tamam. Bakar mısınız? Nereye gidiyorsunuz? Köşeye mi gideceksiniz? Sizi götürebilir miyim? Ama panda değilmiş. Affedersiniz ama rica etsem başlarınızı takar mısınız çocuklar için? Çocuklar bakın işte panda. Panda'yı istiyorum. Teşekkür ederiz Bay Panda. Güle güle, güle, güle çocuklar. Güle güle. Güle güle Bay Panda. Güle güle. Şimdiden o kadar yoruldum ki. Hena. Merhaba Toti. Bu da mı arızalanmış? Evet. Aferin. Merhaba. Merhaba. Ne oldu sana? Maalesef bilmiyorum. Çocukları almış pikniğe götürüyordum. Sonra birden duruverdim. Pekala. Önce seni muayene edelim. Bir dakika. Çocuklar nerede? Nazik küçük bir otobüs benim yerime çocukları götürebileceğini söyledi. Nazik bir küçük otobüs mü? Kim olduğunu merak ettim. İşte geldik. Sana çok teşekkür ederim Leni. Rica ederim. Güle güle çocuklar. Hoşça kal. Şu çocuklar. Önemli değil. Her neyse artık gitsem iyi olacak. Güle güle, güle güle Leni. Güle güle Leni. Teşekkür ederim Leni. Hoşça kalın çocuklar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle. Güle güle. Görüşmek üzere. Onları istedikleri yere götürebildiğim için çok mutluyum. Tayo, Rocky. Merhaba, merhaba Gani. Sanırım Leni hala dönmedi. Hayır, dönmedi. Biz de ne zamandır onu bekliyoruz. Bugün kır gezisinde yaptığı her şeyi dinlemek istiyorum. Evet. Biliyor musunuz sabahtan beri Leni'nin kır gezisini merak ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz buradasınız. Leni, bugün nereye gittin? Evet, neler yaptın? Hadi durma, anlat. Bugün ne yazık ki kır gezisine gidemedim. Ama çok daha önemli bir şey yaptım. Öyle değil mi Gani? Geziden daha eğlenceli ne olabilir ki? Ne yaptın peki? Söylemem, sır. Gani onun ne yaptığını biliyorsun değil mi? Hadi, söyle bize. Ben de bilmiyorum. Lütfen söyle Gani. Kır gezisine çıkmamış olsa da Leni bugün çok güzel zaman geçirdi. Başkalarına yardım etmek çok güzel bir his değil mi?